Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan Manav ben. Bugün sizinle çok enteresan bir fotoğraf karşılaştırma testiyle beraber olacağız. LG G6 tanıtıldı biliyorsunuz Mobil Dünya Kongresi'nde ve 18'e 9 ekranıyla gerçekten de inceltilmiş çerçeveleriyle oldukça öne çıkan bir telefondu. Telefonu detaylı olarak incelemesini sizlerle paylaştık. Eğer izlemeyen varsa yoktur diye tahmin ediyorum zaten ama şuralarda bir yerdeki bir linkten bunu izleyebilir. Bunu söyleyeyim. Şimdi LG G6'ya zaten birçok testi yaptık. Fotoğraf karşılaştırma testi de yaptık. Hatta Galaxy S7 ile bunu karşılaştırmıştık. Özür dilerim, Galaxy S8 ile karşılaştırmıştık. Telefon kamera anlamında oldukça dolu bir telefon. Aslında G serisine baktığımızda ya da G serisine baktığımızda hem G4 hem G5 hem de G6 fotoğraf tarafında gerçekten de çok iddialı telefonlardı. Arkadaşlar telefonlar gerçekten de dediğim gibi çok başarılıydı. Hem o dönemde G4 Galaxy S6'ya rakip bir telefondu. İşte G5 Galaxy S7, S7 Edge'e rakip bir telefondu kamera tarafında. Galaxy S8'e de şu anda LG G6'nın rakip olduğunu görüyoruz. Şimdi ben bu 3 telefonu, 3 nesil telefonu karşılaştırdım ve gerçekten çok enteresan sonuçlara imza attım. Burada her zaman olduğu gibi biz ne yapıyoruz hiçbir zaman için şu telefon daha iyi çekti, bu telefon daha iyi çekti gibi yorumlarda bulunmuyoruz. Tamamen sizlerin algınıza bırakıyoruz bunu ve burada hem G4 hem G5'te hem de G6 ile çekmiş olduğumuz fotoğrafları ve videoları sizlerle paylaşacağız. Ama biraz telefonların dilerseniz teknik özelliklerinden bahsedelim. Arkadaşlar LG G4 ve LG G5 aslında baktığınız zaman ana kameralarda farklı bir kombinasyon bize sunmuyorlar. LG G4 biliyorsunuz tek kameraya sahipti. LG G5 ile birlikte çift kameraya geçiş yapıldı. Şimdi LG G4'te ve LG G5'te kullanılan kamera sensörü IMX 234'tü ve 16 megapiksel bir kamera sensörü kullanılmıştı. LG G5'te biliyorsunuz bir de geniş açılı 8 megapiksel bir kamera vardı. Şimdi burada bunu eleştirmiştik biz. Her zaman eleştirmiştik. Çünkü geniş açıda daha fazla megapiksel ihtiyaç duyduğumuz halde daha düşük megapiksel sunması telefonun gerçekten de bu bağlamda kafamıza soru işareti bırakmıştı. Çekim konusunda bir problem yoktu ama dediğim gibi daha fazla megapiksel olması mutlaka gerekiyordu. Zaten G6'da da bu düzeltildi. Arkadaşlar G4'te ve G5'te ana kameralarda IMX 234 sensörü vardı. Bunda f1.8 diyafram aralığına sahipti telefonlar. Ve yanlış bir şey söylemeyeyim, notlarıma bakıyorum. 1.12 mikronda piksel boyutu vardı arkadaşlar telefonun. Zaten her iki kamerada 0.27 inç sensör boyutu vardı. Ön tarafta arkadaşlar hem G4 hem G5'e 8 megapiksel bir kamera sensörü vardı ve bu Sony yapımı bir kamera sensörü değil, Toshiba yapımı bir kamera sensörüydü ve Toshiba'nın T4KA3 serisi bir sensörü vardı ön tarafta ve bu sensör f2.0 değere sahipti. 1.34 mikronda piksel boyutu vardı. G6'da ise sistem tamamen değişti. LG şunu dedi, ben her iki kameranın da megapiksel değerini aynı tutayım dedi. Doğru bir yaklaşımdı bu. 13 megapiksel kamera sensörü var her iki kamerada. Bunlar IMX 258 sensör ve f1.7 değerine sahip burada diyafram aralığında. Şimdi tabii bunların ikisi de mi f1.7? Hayır. Geniş açılı olan da arkadaşlar f2.4 değerine sahip ki G5'te de geniş açılı 8 megapiksel kamera sensörü f2.4 değerine sahipti. 1.13 mikronluk bir sensör boyutu var bu IMX 258'in. Piksel boyutu var. Onu söyleyeyim. 0.23 inçte kamera sensörünün boyutu var. Ön tarafta enteresan bir şekilde LG G6'da 5 megapiksel kameraya geçiş yapmış. Yani 8 megapikselden 5 megapiksele geçiş yapmasını anlayabilmiş değiliz. Ama mutlaka kendi çaplarında da bir açıklaması vardır. Ama dediğim gibi maalesef yani 8 megapikselle devam etmeli. Hatta 8 megapikseli arttırıp 16 megapikselle yoluna devam etmeli. Çünkü baktığımız zaman Çin telefonlarında artık ön kameraların megapiksel değerlerinin gerçekten ciddi anlamda arttığını görüyoruz ki orta segmentte de 16 megapiksele sahip, 13 megapiksele sahip kameralar var. Ama dediğim gibi LG G6'da kamera sensörünü, kamera pikselini düşürerek yoluna devam etmiş. Şimdi sizlerle dilerseniz LG G4, LG G5 ve LG G6'nın kamera karşılaştırma testine geçelim. Lütfen yorumlarla hangi telefonun daha iyi çekim yaptığını bizlere belirtirseniz çok teşekkür ederim. Hem burada G4, G5 ve G6'daki bu geçiş sürecini göreceğiz. Ben aslında G3'ü de eklemek isterim burada ama yani G3'ü baktığınız zaman gerçekten de biraz geride kaldığını gördüm. O yüzden G3'ü eklemedim. Yani G3'ü eklemek biraz sanki hani o telefona da haksızlık olacakmış gibi
gördüğüm için G3 eklemedim. Ya oysa G3 ile çekim yaptım arkadaşlar. Bunu belirteyim. Ama dediğim gibi G3 bana çok iyi bir performans sunmadığı için, düşük performans sunduğu için bu testi almadım. G4, G5 ve G6 ile bu testi yaptım. Hadi gelin şimdi hem kamera tarafında, hem fotoğraf tarafında, hem video tarafında telefonlar bize ne sunuyor? Buna bakalım. Abi bir şey daha var. Ne var Mehmet? Kanala abone olmayanlar varmış. Kanala abone olmayanlar mı varmış? Yok canım sen de Mehmet, saçmalama. Arkadaşlar kanala abone değilseniz lütfen. Mehmet bu arada hatırlattı. Kanala abone olmayı unutmayın. Bunlar dediğim gibi bizim için çok önemli. Bu tarz şeylere önem verin. Beğenmeye önem verin. Bu dislike yapmanızın sebebini bazı şeyden anlayamıyorum. Yani bir videoyu beğenmediğiniz için dislike yapıyorsunuz, yoksa gerçekten de hani içeriği mi beğenmiyorsunuz, yoksa hani kendi şahsımızı mı beğenmiyorsunuz, neyi beğenmiyorsunuz, markayı mı beğenmiyorsunuz tam bilemiyorum, ama bir videoyu beğeniyorsanız ya da markayı beğenmiyorsanız bizim videomuzu dislike yapmanıza gerek yok. Bunu belirtmeden geçmek istemiyorum. Şimdi hadi gelin teste geçelim. I can't.
Evet arkadaşlar, şu anda 3 kameramda, 3 telefonda, yani arka kameralarında yürüyüş yapıyorum.
Şimdi her 3 telefonumda Full HD'li çekim yapıyorum. Yani LG G4'te 60 kare saniye çekim gücü olmadığı için diğerlerinde de 60 kare çekim gücünü açmadım. Yani Full HD'de şu anda çekim yapıyorum her 3 telefonda da. Bu da arkadaşlar Troy. Çanakkale'ye gelmediyseniz mutlaka Çanakkale'ye gelin ve Troy'u görün. Bu Brad Pitt'in oynadığı Troy filmindeki at. Hatta şöyle göstereyim. Daha net bir şekilde göreceksiniz. Evet. Şu an yolda yürüyorum. Yani o his desteği nasıl olduğunu siz kendiniz karar verin. Evet. Gökyüzünün maviliği. Tamamen. Hangi telefonun kamerasının, arka kamerasının daha iyi çekim yaptığını rahatlıkla kendiniz söyleyebilirsiniz. Evet. Burası Çanakkale Marina. Her zaman oraya göstereyim. Biraz belgesel gibi oldu ama bu çekim. Şu an LG G5'in OIS desteğinin harika çalıştığını söyleyebilirim rahatlıkla. Evet. Telefonların gündüz arka kamera performansları böyle. Şimdi ön kameraya da geçiş yapacağım. Hatta şöyle renkli bir şeyler çekeyim. Almış yine onu, geliyormuştum. Tabii engelleyeceğim. Evet. Çanakkale nesi meşhur derseniz bir sürü şey meşhurdur ama çingenesi de meşhurdur Çanakkale'nin. Evet, arka kamerayla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi biraz dilerseniz ön kamera geçiş yapalım. Bakalım ön kamera performansı nasıl 3 telefonun. Buna yakından bakalım. Evet arkadaşlar, şu an 3 tane telefonla ön kamerasıyla çekim yapıyorum. Yani nasıl bir fark var? Burada kararı tabii ki siz vereceksiniz. Hem yürüyüşte. Yani bu 3 kameranın da yani OIS desteği yok ön tarafta. Fakat hani benim gördüğüm kadarıyla en azından LG G6 gerçekten hani OIS desteği varmış gibi bir izlenim bırakıyor. Arka tarafında yak limanı var. Evet. Arka tarafında şurada dur yolcular. Şu an dediğim gibi burada yürüyüş yapıyorum, gayet güzel. Sahil gayet iyi. Gençler, herkes dışarılarda. Evet. Burada tabii ki karar sizin. Ön kameralardaki ön kamera performansıyla ilgili 3 kameranın da nasıl bir gelişim göstermiş artık telefon. Burada tabii ki dediğim gibi karar tamamen size ait. Ama oldukça dediğim gibi her 3 telefonda güzel görünüyor. Yani ama bakalım gece nasıl performans gösterecek, onu da çok merak ediyorum. Kamera kaydı bu arada. Evet. 3 telefonu tabii bir arada tutmak gerçekten oldukça zor. Evet. Ben oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Gerçekten. 3 kamerada nasıl görünüyor? Evet, bu telefonla çalmaya başladı. Evet, karar tabii ki size ait arkadaşlar. Oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Bu telefonla kamera performansı. Evet, şurada küçük kediler var. Şurada gençler onlara yemek veriyorlar. Çanakkale'nin insanı tabii merhametli oluyor arkadaşlar, bunu söyleyeyim. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Gece video çekimi de yapacağız. Bakalım gece video çekimi nasıl performans gösterir, ortaya koyacak telefonu hep beraber göreceğiz. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Gece çekiminde görüşürüz, bay bay. Arkadaşlar şu anda 3 kamerayla da video çekimi yapıyoruz. Gece video çekimi diyebiliriz. Yani düşük ışıkta diyebiliriz. Yani gece video çekimi demek zaten çok saçma olacak. Şu an yolda yürüyorum ve
bu şekilde bir video çekimi gerçekleştiriyorum sizler için. Çanakkale Boğazı'nda güneş batıyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir görüntü var. Buradaki takdir tabii ki tamamen size ait arkadaşlar. Bunun nasıl bir sonucu imza attığını kendiniz karar vereceksiniz. Gerçekten oldukça güzel görünüyor video. Şu an gerçekten oldukça güzel görünüyor. İnsanları zaten kendinize görebiliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Şu an 3 tane kamerayla da yolda yürüyorum. Düşük ışık da şu an gördüğünüz gibi. Evet, sokak çalgıcıları var. Şu anda bu nedir ya? 3 tane kamerayla test yapıyoruz gençler. Evet, umarım telife falan girmeyiz. Umarım telife girmeyiz diyorum. YouTube'da yayınlayacağız ya videoyu. O zaman keseriz. O belki meşhur olursun yani. Niye öyle derdiniz yoksa? Ha? Niye öyle derdiniz yoksa, en azından benim yok. Keseriz ya, ne olacak? Sıkıntı değil. Kesmezsen de şimdi bu kadar muhabbet ettik ama ne olacak? Kolay gelsin. Arkadaşlar, beyaz çiçekleri çekeyim böyle. Evet. Gerçekten şunu söyleyebilirim. Yani arka kameralar konusunda da, video performans konusunda da söyleyeceğim bu kadar arkadaşlar. Karar takdir sizin. Biraz gece fotoğraflarını da bunlara ekleyelim. En azından nasıl bir performans sunduğunu hep beraber de görmüş olacağız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi düşük ışık video performansının bu olduğunu söyleyebiliriz. Yorumlarınızı bekliyorum.